Ben şimdi orada ya olsaydım ben neler, olsan neler, olsan neler? Ya ben, yok yok prezes ben, ben olsam orada var ya, olsam ben, oh ben olsaydım ah ben olsaydım şimdi neler neler yapmıştım ki kılıfını bulur yolunu yordamını hani da Merhaba sevgili Hayat TV izleyicilerim. Bu hafta yine bir ben olsaydım da beraberiz. Ee, yine bir derken daha ikinci ben olsaydım da birlikteyiz. Bu haftanın konusu gamsızlık. Neden gamsızlığı seçtik? Çünkü bu dünyanın gam yükünü çeken var mı bizim gibi... E düşündük de artık bu gamsızlığa bir ara verelim. Biraz dünyadan ekstrem gamsızlık örneklerine bakalım. Sosyal medyadan, internet üzerinden topladığımız gamsızlık örnekleri üzerinden kendi gam derecemizi ayarlayalım diye düşündük. Bu arada bu henüz ikinci canlı yayın tecrübesi bir heyecanım vardı ama konusu gamsızlık olan bir programda bunu da dert etmeyeyim dedim. Böyle gamsız, böyle rahat, kendim bırakmış bir şekilde karşınızdayım. Gamsızlık dediğimiz şeyin aslında Türkçe karşılığı, Türk TDK'da Türk Dil Kurumunda karşılığı vurdum duymazlık. Yani böyle biraz adam sendecilik, umursamazlık. ve insanın en gamsız olduğu dönemler sanırım çocukluğuna tekabül ediyor. Hani bebekken biraz daha sıkıntı yaşıyorsunuz, işte gaz var, bir şekilde kıvranıyorsunuz, sadece ağlayarak ifade edebiliyorsunuz. Ama aslına bakarsanız çocuklukta hayat eğlence dolu, dünyanın geri kalan hiçbir şeyle ilgili bir derdiniz, gamınız yok her şey eğlence. Bu yüzden çocuklar neden yemek yemiyor diye yakınır halleri? Çünkü yemek sıkıcı bir şey. Adamın orada inanılmaz bir hayatı, nefis bir eğlencesi varken onu bırakıp yemeği ikna etmek çok zor. Çocuklar açlıktan bayılana kadar yemek yemeyebilirler. Yemeği eğlenceli hale getirmezsiniz. Ya da aynı şekilde çocuk uykusu geldiğinde düşüp bayılana kadar uyumayabilir. Mesela çocuklar için normal bir yetişkinin yapacağı hareket midir? Hani balkon demirlerinden çocuk kafayı sokar ya yani, merak ettiği için onun başka bir derdi yok. Böyle kafayı sokuyor kulakların sıkışıp çıkmama ihtimalini göz önüne bile almıyor. Neden bütün kimyasalların, deterjanların üzerinde çocuklardan uzak tutun diye yazar? Çünkü siz işiniz olsa bile elinizi çamaşır suyuna sürmek istemezken çocuk dediğiniz şey bunu bardağa koyup içebiliyor yani çocuk çok gamsız, çok dertsiz, hayatı eğlence odaklı bir varlık, bir insan evladı. Şimdi size çocukların gamsızlıkla ilgili keyifli bir örnek göstereceğim. Hep birlikte izleyelim. Burada görüyoruz ki e, beyefendi namaza, e, çocuk ise niyet ettim babayı delirtmeye şeklinde e, bir çalışma içerisindeler. Yani baktığımız zaman çocuk mesela bunu neyi anlatabilirsiniz ki hiçbir şekilde oradaki olayın ciddiyetinin farkında değil. Hani biz olsak mesela ben olsayım işte önünden geçmeyelim, saygı gösterelim, sessiz duralım. Aman yavrum dikkat dağıtmayalım ama o eğleniyor. Onun inanılmaz bir baba oyun ihtiyacı var. Ya ben beyefendinin yerinde olsaydım bunun kazası kılınabiliyor. Yani orada artık bozmamak için o namazı hiçbir neden kalmamış. Yani boz kazasını kılarsın resmen. babayla birlikte harika bir yağlı güreş içersinler. Bakın tek dalıyor, alttan giriyor, bacaktan tırmanıyor ve en son üzüldüğüm nokta hani çocuk bakın secdeye babadan önce de varıyor yazık. Hani çok eğlenceli, çok keyifli ve çocuk gamsızlığıyla olan olayları olan gamsızlığıyla ilgili harika bir örnek. Biraz önce bahsettim. Çocuklar bayılana kadar uyumazlar ve çocuk sarhoşluyor diye bir şey vardır. Hani gerçekten bir yetişkinin o kafaya gelebilmesi için herhangi bir e, ee, şey uykusuzluk hali, herhangi bir işte tüketilen gıdadır, alkol içecektir hiçbir şey o kafaya getiremez bir yetişkini. Çocuk kafası çok eğlenceli, uyku sarhoşluğu müthiş. Aniden kahkaha atabiliyor, kahkahayı böyle cayır cayır gözyaşlarıyla bitirebiliyor. Ondan sonra aniden devrilebiliyor, iki dakika sonra dalamayıp geri kalkabiliyor. Ve çocukların aslında her yerde rahat uyumalarını sağlamak için yapmamız gereken biraz gamsız ebeveynler olmak. Bakın burada çok keyifli, çok tatlı, uzak doğudan bir bebeğimiz var ve gerçekten kendisi şu an uyku komasında. Tamam, anne. Tamam, anne. Ben olsaydım daha doğrusu bizim coğrafyamızda yaşayan hangi ana öğretmeni, hangi yuva öğretmeni, hangi ana olsaydı vereceğimiz tepki şuydu. Aman yavrum çok uykusu gelmiş bunu alalım hemen yatıralım bu bu aktiviteyi kaçırsın önemli değil anasına babasına söyleyelim yazık bir daha böyle yapmasınlar bunu saatini kaçırdı herhalde çocuk. Biz olsak bakın burada anaokul öğretmeni burası bir yuva bir muhabir refleksi bir gazeteci refleksi gösteriyor. Hani kamerasını açmış kayda almış biz olsak ilk önceliğimiz bu çocuğun uyku ihtiyacını anında karşılamak olurdu. Hatta biz olsaydık orada bu çocuk bu duruma düşmezdi bile. Çünkü bizim için acayip çocuk odaklı bir hayat var bizim ülkemizde. Bu çocuğun uyku saati belli olurdu. Hemen götürürdük pamuklara sarardık. Baktık olmuyor yorganın içine battaniyenin içine koyardık. Böyle deli gibi çocuğu mala ne kadar sallardık ki uyusun. Olmuyor ayakta sallardık. Olmuyor arabaya atardık iki tur gezdirirdik. Bebek pusetiyle şöyle şöyle sallardık. Yani biz bu çocukları uyutabilmek için Ülke genelinde inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Bakın uzak doğullar nasıl rahat, nasıl gamsız, hani şu dramı keyifle seyredip kameraya alabiliyor. Harika bir e, aslında gazetecilik örneği. Bu kafayı, bu zekayı, bu seviyeyi ancak çocukken yaşayabiliyoruz. Çocukken kafamız olmadık yerlere sokup çıkaramıyoruz. Çocukken bambaşka şeyleri ağzımıza atıyoruz, yutuyoruz. Çocukken bir yerde uyuyoruz, başka bir yerde uyanıyoruz. Sonra yavaş yavaş yetişkinlik dönemi geliyor ama aslında bir diğer gamsız ve zevkli dönemde e, öğrencilik. Öğrenci hayatı herkesin geçmişe baktığında en çok tekrar dönmek istediği, bir daha bir daha yaşamak istediği, dünyanın merkezinde kendisini hissettiği bir dönem. Hani dünya'da evet bir şeyler oluyor, bunlara üzülüyoruz, endişeleniyoruz ama aslında dünya o gençlik ateşinin etrafında dönüyor. Bununla ilgili herkesin gençliğinde yaptığı işte biz gerekirse işte okulu yakmaya kalktık, öğretmen okuldan attı vesaire. Hiçbirinden de utanmıyoruz. Çünkü gençlik bu gamsızlığın, bu umursamazlığın mazereti gibi geçiyor. Bakın şimdi çok eğlenceli bir ev taşıma videosu izleyeceğiz. Bunu biz taşısaydık yani ben olsaydım ne yapardım? Bir kere ben olsaydım ev taşıyacağım belli olduğu günden itibaren dert ederdim bir gam hali gelirdi bana. Ben sürekli market market gezip poli toparlardım. iki kat bant geçerdim. O bardakları tek tek gazete kağıtlarına itinayla sarılırdı. Arasına havlular yerleştirirdi. Kara kara düşünülürdü. Valiz açma senaryoları önce işte şu koller açılacak. Daha sonra bu dolaplar yerleştirilecek. Ama öğrencilikte görmüşsünüz ya da yaşamışsınızdır. Bulunan en ucuz, en uygun ve en ufak kamyonete gerekirse yığılır. Eşyalar zaten kottur, fitilli pantolondur, e, kazaktır. Ütü gerektiren şey yoktur. Doldurursunuz büyük boy çöp poşetlerine. Bazen ağzını bile bantlamazsınız. En rahat şekilde taşınma öğrenciyken yapılır. Şimdi çok eğlenceli bir taşınma videosu var ve bu videonun kahramanları da öğrenciler. <laughs> Yani şimdi belli ki bu çocuklar sözel öğrencisi. Yani çünkü üniversitede daha birinci sınıfta bir takım yani lisede bile matematikte bazı denklemler öğretiliyor. Bu çok basit bir kaldıraç e, mekanizması. Ya yani ben de sözelciyim, ben de sözel mezunum ama ya bunun matematiksel formülü vardır. Yani hani oraya o ağırlıkta bir eşyayı koyunca ee, diğer tarafa da belli bir ağırlığı, belli bir hızla konunca ne kadar zıplayacağım basit bir hesap hatası, basit bir hesaplamayla bulabilirsiniz. Ama bu işte yani bu gamsızlık, bu deneme yanılma ve yani kırılmış televizyonun altından ben o zaman dizlerimi döverim. Hani bugün bir televizyon kolay mı alınıyor? Bir öğrenci evinde televizyon ne şartlarda giriyor? Ben olsam orada ocağım sönmüştü, taşınma şeyin orada bir drama dönmüştü. Ama adamlar genç yani umurları değil acayip gamsız bir şekilde gülüyorlar. Üstteki de gerçekten fark ettiniz bilmiyorum. Hiçbir ağzından kötü kelime kaçırmıyor. Hani neşeli aslında o da. Arkadaşlarını girdiğinde boğmayacak, üstlerine saldırmayacak. Giden televizyonu oluyor. Gençliğin en güzel gamsızlık örnekleri ve aslında ben olsaydım diyemeyeceğiniz yerlerde de öğrenci evleri. Öğrenci evlerinde ben olsaydım diyebileceğiniz her şey aslında denenmiştir. Mesela Hani yemek pişirmek istiyorsunuz ocak yok. E ben olsaydım herhangi bir ısıtıcı üzerinde hepsi yapıldı merak etmeyin. Ütünün üzerinde çorba kaynatıldı, elektrikli sobanın üzerinde sucuklar pişirildi bunların hepsi yapıldı. Mesela işte öğrenci evinde çok küçük ben olsaydım işte çek yatı öyle kullanmazdım. Hiç ben olsaydım demeyin yapıldı. Çek yatın üstü kırıldı, yere yer yatağı oldu, altı duvara dikildi, kitaplık olarak kullanıldı. Ben olsaydım sıkışır yatardım. Sıkışıldı, yatıldı, misler gibi de uyuldu efendim. Öğrenci evlerinde en çok kullanılan rutin, diyalog cümleleri şunlardır. Abi çok geç oldu, bu saatte eve gitme istersen. Vallahi gitmeyeyim, ben zaten bir yere kıvrılır yatarım. Öğrenci evlerinin temel şiar ne kadar kalabalık olunursa olunsun, illa yatılacak, uyunacak bir yer vardır. Yatılacak bir yer yoksa gerekirse oturularak da uyulabilir. Ama... E öğrenci ellerini gördüm. En ekstrem uyuma örneğini paylaşacağım sizlerle. Görebiliyor muyuz? Ya bakın ben ilk görseli gördüğümde dedim ki bence bu çılgın bir e, Amerikan e, partisinden sonra çekilmiş bir fotoğraf. Ama e, gerek arkadaşın ayağındaki çorap hani vücudunu geri kalanı sadece battaniye örtmüş olması ama çoraplarını çıkarmamış olması, e, kapının üzerindeki o hafif hareli desen ve hepimizin öğrencilerinden hatırlayacağı, Kızılay'dan da hatırlayabilirsiniz. Bu böyle insana batan, hani böyle bir dalamak derler böyle. insanı böyle tiftik tiftik kaşındıran, kahverengi sarı, üzerinde e, botanik biliminin e, çözemediği çiçek deseni olan bir battaniye vardır. Bakın bu bizim ülkemizde görülen bir battaniyedir. E, burası bizim ülkemizden bir sahne ve bir yerde kırılıp yatarımın doktorasını yapıyor arkadaş burada. Hani öğrencilikte artık tur dönmüş. Adam kapının üzerindeki dolaba çıkıp orada uyumuş ve düşmüyor. Yani bir şekilde kendini sabitlemiş. Şu arada büyük ihtimal ayıran bir e, tahta var. Oraya kendisini sabitlemiş. Hani Bunun dışında gösterebileceğim her öğrenci evi, e, klasiğini bence siz de şahit olmuşsunuzdur, yaşamışsınızdır. Ama benim için en ekstrem örnek buydu. Şimdi hayatımızı dönem dönem gamsızlıklara böldüğümüzde öğrenciliği de geçiyoruz ve hangi döneme geliyoruz? Artık aşkın bizim için farklı boyuta taşındığı evlilik hazırlığı dönemine geliyoruz. Aslında insan hayatının gamlı bir dönemi. Burada mı olması gereken çok güzel bir şey adım atıyorsunuz. Bir evlilik gerçekleştiriyorsunuz. Dünyanın geri kalan her şeyine karşı gamsız olmanız lazım. Yani mobilyalar istediğiniz gibi olmayı versin. İstediğiniz gibi bir evde oturmayı verin. İşte aileler birbirleriyle ilgili ne düşünürlerse düşünsünler. Evlilik çok güzel bir şey ve gamsız olmanız gerekiyor. Nasıl gamsız olmanız gerekiyor? Herkese kapıları kapatmanız gerekiyor. Aşk güzel bir şey. Şimdi bir gamsızlık örneği göstereceğim size. İşte burada mesela. Yani çok mutlular, evlenmişler. Artık düğün de bitmiş anlayabiliyoruz. Damat beyin ceket gitmiş, işte kravat dağılmış belli ki bu düğün sona ermiş. Camda da hüzünlü bir anne görüyorsunuz. Anne yani orada bir şey söylemek istiyor. Hani ben olsaydım teyzenin yerinde çok kendimi zorlamazdım. Yani o ana dahil olmak istemezdim. O karayla birlikte hatırlanmak istemezdim ben olsaydım. Büyük ihtimal şey gibi dertleri var. Hani böyle şey, Berke, Tuğçe, yavrum altınlar bende mi kalsın? Altınları ne yapalım çocuğum? Ha, ne yapalım? Kime verelim? Teyzenle mi gitsin? Götüreceğiniz mi eve güvenledik? Dursun mu çocuğum ziynetler diyorum yavrum ziynetler. Ya onların ziynet umurunda değil ki. Onlar şu an çok güzel bir kutlama neşiniler. İşte aşk hayatınız böyle olsun, Evli ilk adımınız bu şekilde gamsız olsun. Zaten ileriki yıllarda, evliliğin 10. yılında, 15. yılında, 20. yılında komple gamsızlaşacaksınız ev içerisinde. Evlilik dediğiniz evdeki huzurdur. Yani her gün bu şekilde tiril tiril olmayacaksınız. Gelinler asla bir daha o gelinlik bedeninde bir şeye belki sığamayacaklar. Ee, ama maksat evde huzurlu olmak. Pijamanızı giyip diz yapmış pijamalarınızla işte e, biri başka biri başka tek belki çoraplarınızla battaniye altındayken bile birbirinizden hoşlanıyor olabilmek. Ama bir tane de düğün görseli göstereceğim. Çok erken kendini salmış bir damat adayı göstereceğim size. Mesela ilk günden de olmaz. Hani ilk günden de bunu yapmaya gerek yok. Görselimizde görüyoruz. Yani bu evliliğin 10. 15. yıl kariyeri hani hanımefendi çay içsin. Ee, damat bey de kanepede uyuklasın. Evet ama bunu hemen daha düğün günü evliliğe bu kadar kendinizi kaptırmanıza gerek yok ki. Bunu 15 yıl sonra 20 yıl sonra zaten yapacaksınız. Bu çok erken başlamış ve ertesi gün sorduklarını abi düğün nasıl geçti dediklerini büyük ihtimal şey diyecek. Ya işte orada bir horon vardı. iyiydik İşte orada benim film kopmuş. Sonra gözümü açtım bir ev. Kendi evimde tanıyamadım. Dayım gelin evi, evi gibi geldi. Büyük ihtimal komple film kopacak kendisinde. Evet evlilikle ilgili bir de şöyle bir görselimiz var. Evet, bu buradaki gamsızlık, nikahı bende gamsızlığı. Belli bir süre sonra, düğünden belli bir süre sonra nikahı bende gamsızlığı baş gösteriyor. Yani bakın burada bu arkadaşı tanıyorsunuzdur. Ülkemizdeki tüm bayanlar kendisi tanıyor. Lost dizisinden ünlü Sawyer karakteri. Josh Holloway kendisi bir şey reklamlarla Türkiye'ye gelip oynamıştı. Bu da yengemiz oluyor. Bu hanfendi tüm dünyadaki bekar kadınlar için hala bir umut. Arkadaşlar hiçbir şey için geç değil. O bunu yaptıysa siz daha iyisini yapabilirsiniz. Bu rahatlıkla, bu nikahı bende genişliğiyle, bu gamsızlıkla bakınız mutlu. E, ...keyifli bir evlilik hala sürebiliyorlar. Hepimiz için bir umut işi. Bununla da ilgili bir tweet vardı ancak onu bulamadım. E, birisi şey yazmıştı bu fotoğrafı paylaşırken. Bu ablanın artık muskacısı mı, büyücüsü mü kimiyse bir elden ele buldurun bize diye. Gerçekten bir büyü var burada. İnanılmaz bir gamsızlık var. Şakoel onu neyle görüyorsunuz yan tarafta? Onu da... E, Minyon eşini görüyorsun. Mesela o da yani nikahı bende. Hiçbir kaygısı yok. Bakın yarın benden bir buçuk metre uzun bir kadın bulur mu? Kaygısı gütmeden gayet rahat günlük kıyafetleriyle böyle bir rahatlık içerisindeler. Bu resmi mesela bir resim dersinde çizseniz böyle bir orantı yapsanız öğretmen büyük ihtimal perspektif hatası diye size puan vermeyecektir. Ama böyle bir çift var. Realde de mutlular, mesutlar ve hala da de evliliklerine devam ediyorlar. Peki evlilikte gamlılık nasıl bir şey? Yani e, biz diyoruz nikahı bende gamsızlı böyle bir şey. Evet kendinizi çok salı vermeyin ama bir ömürde böyle dişler sıkılı kendini yiye yiye de geçmez. Biraz da gamsız olmak lazım. Dünyanın en büyük e, ülkesin diyelim artık e, dünyanın en büyük lideri ee, ve kendisinin düştüğü durum bakın evlilikte biraz gamsız olmak lazım yoksa dünyayı bu şekilde afiş oluyorsunuz o görseli görebiliyor muyuz bakın e, burada Barack Obama e, yandaki de e, çok hoş sarışın bayan e, Danimarka'nın başbakanı ee, ve gerçekten siyaset böyle bir şeydir. Hani birlikte muhabbet edilir, ilişkiler gelişir, şakalar, komiklikler yapılır. Sonra bu şakalar, komiklikler iki ülke ilişkilerine yansır. Öyle samimi bir e, diyalog gelişir. Orada bir güzel muhabbet var. Selfie çekiliyorlar, e, yeni trend uyum sağlıyorlar. Gazeteciler için çok güzel malzeme veriyorlar birlikte. Ama yan tarafta Michelle Obama'yı görüyorsunuz. Michelle Obama o an içine içine patlıyor hani dişlerini sıkıyor dudaklarını kemiriyor biz görebiliyoruz. Hani e, Danimarka Başbakanı kadın kariyerinin dorukta daha başbakan olmuş hani ne olsun. Kariyerin doruklarında üstelik de e, kocasını almış o selfinin dışında kalmış gerçekten bir keder hali ve bakınız işte gerçek lider budur. Ayırıp araya giriyor Michelle Obama ve yetmiyor bir sonraki karede bu süreç hiç yaşanmamış gibi Obama'ya elini öptürüyor. Evet bu evlilikte gamlılık ama şu an hiç kimse Barack Obama dünya lideri demesin. Dünya yöneten tek bir kadın var o da Michelle Obama. Yani bu sahneyi buraya çevirebilen bir kadın benim hani şu yaşımdayım, yaşımı söylemiyorum ama e, bu yaşa kadar nice iktidarlar gördüm. Ben böyle güçlü bir iktidar görmedim. Hani iki dakika içerisinde olayı komple çevirebilen bir kadına rastlamadım. Gerçek lider budur. Ben olsaydım orada kendimi yerdim, 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 bitirirdim. Evde de böyle diye patlardım. Ama eve kadar bile ertelemiyor Michelle Obama bu stresini, bu derdini. Hemen orada patlıyor, hemen orada çözüyor. Evet, şimdi evlilik dedik. Evliliğinde bir sonraki aşaması siz istemeseniz bile hormonlar bir dakika bir süre sonra sizi dürtmeye başlıyor. Ve ne oluyor? Çocuk istemeye başlıyorsunuz. Gamsız ailelerin e, rahat çocukları olur. Gamlı ailelerin hafif zor çocukları olur. Mesela gamlı aileler derken çocukla ilgili her şeyi kendine inanılmaz dert eden aileler vardır. Şey diyen var mesela. E, restoranda yemek yerken böyle saat 9'u 4 geçti. Bizim çocuk 9'da uyuyor yalnız. Uyumazsa çok şey olur. Biz vaktin farkına varmamışız. Bunu götürelim. Arabada uyutalım. Sonra uyandırmayan biz artık bu gece arabada yatarız. Ya da restorana gidiyorsunuz mesela başlıyor sormaya. Şimdi bizim çocuk küçük sebze çorbası istiyor. Sebze çorbasına ne koyuyorsunuz? Hmm, Dereotunu ayıklayabilir misiniz? Ha, o zaman şöyle yapalım. Ben mutfağa geleyim. Aşçı ile biz iki dakika o zaman çocuğa göre bir havucu şey yapabilirsek püre. Ben onu vereyim. Yani şimdi bu çocuk ileride komşusuyla iyi geçinebilen bir çocuk olamaz. Bakın hani siz de bilirsiniz hayatınızda şey insanlar vardı böyle. Ya kalorifer sabaha kadar tık 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 attı bir gram uyku uyuyamadım. Sağdan sola döndüm, soldan sağa döndüm. Ve işte bu insanlar üstteki komşunun topuk sesinden, üstteki komşunun saç kurutmasının sesinden, çocuğunun bisikletinin sesinden rahatsız olup sürekli yukarıya vuran insanlardır. Yemeğine bu kadar dikkat ederseniz de o çocuk işte sizin hayatınızdaki işte dışarıdan poğaça yedim, ay midem çok yanıyor, ay çok fena, şimdi soda isterdim ama kim bilir ne marka. Bunu diyen insanlar da böyle dertli ebeveynlerin çocukları oluyor. Ebeveynlikte gamsızlık bir noktaya kadar bence çocukların hayrına ama bir de bunun en üst noktası var. Şimdi gamsız bir ebeveynin çok rahat bir e, çocuğunun resmini görelim. Yani bu olay nasıl gelişmiş olabilir? Yani bu olay nasıl vuku bulmuş olabilir ve bunun arkasında nasıl bir diyalog dönmüş olabilir? Hani şey gibi mi acaba? İşte hani Mehmet çocuk yine tepside uyudu. E ben daha yemeğimi yemedim. Sen at lavaşı ben yiyeyim öyle kaldırırız tepsi. Yani bu, 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 Hayat nasıl yaşanıyor acaba? Ve çok da keyifli ya. Yani şey, kaşığa da hafif sarılmış. Bilmiyorum detayları görebiliyor musunuz? Kaşığı da oyuncak ayısı gibi hafif sarılmış. Mutlu ve huzurlu bir uykuya dönmüş. Lavaşa da sahiplenmiş bir yorgan gibi. Hani ben olsaydım mesela bu çocuğu uyandırırdım. Banyoya sokup çitlerdim ben bunu. Saçı yoğurda girmiş çünkü bunun. Hani lavaşın içinde yağ var. Büyük ihtimal bir ayağı da birazdan bu salataya girecek. Ben bunu yıkardım. Çocuğun uykusunda mahvederdim. Bir gammalık gösterdim ama burada gamsız ebeveynin, gamsız e, çocuğu gayet rahat. Bazı ailelerde de mesela e, bu gamsızlık hali inanılmaz e, üst boyutlara vuruyor. Ve karşılaştırdığınızda bazı aileler diyorlar ki ya çocuk geldi hayatımızın dengesi bozuldu, uykusuzuz, hiç dışarıya çıkamıyoruz. En son ne zaman bir sinema filmi izledim bilmiyorum. Kendime hiç vakit ayıramıyorum, bırak arkadaşlarımla kahve içmeyi, ben evde duş bile yapamıyorum. Neden? Çünkü biz hayatımızı çocuğun etrafına kuruyoruz. Oysa bazı gamsız ebeveynler ne yapıyorlar? Çocuğu hayatlarının bir kenarına entegre ediveriyorlar. Şimdi bunun bir örneğini görelim. Yani bir baba bunu Facebook'unda paylaşmış. Bakınız nasıl da keyifli, nasıl da rahat, o konforunu hiç bozmamış. Büyük ihtimal anne babayla çocuğu evde güvenle bırakmış bir işini halletmeye gitmiş. Baba da çocuğu hayatına entegre etmiş. Ya adam PlayStation keyfini bir oyun keyfini bölmemiş. O orada normal oyunla oynamaya devam ediyor. Zaten çocuk da artık 10 sene sonra büyüdüğünde babaya rakip gelecek. Yani ha şimdiden başlamış ha 10 sene sonra öğrenmiş diye düşünmüş olabilir. Ama ben olsaydım ve bence bizim ülkemizden bir anne olsaydı burada kıyametler kopardı. Bu adamcağızın biraz az saçı kalmış biz onları da çocuk 2 yaşına gelmeden döktürmeyi başarırdık. Sen nasıl ekrana o kadar yakın o çocuğu yatırırsın? Bu çocuğun gazı böyle mi çıkıyor? Ben sana böyle mi öğrettim? Bir saat bıraktım evde, çocuğu ne hale soktun? Vay sırtı da ısınmış bunun elindeki joystickten mi oldu diye biz bu adamın başını yerdik. Ee, ama ben beyefendiyi takdir ediyorum. Gerçekten konforlu hayatına hiç çocuk yokmuş gibi devam edebiliyor. Bir tane daha görsel göstereceğim. Bu da şöyle. Ee, ben ben olsaydım dediğim nokta şu. ben olsaydım Çocuğum kucağımdayken yemek yemezdim, su içmezdim. Ben çocuk uyuyup da sabit bir yere gidene kadar dakika bile oturmazdım. Ama bu beyefendi çocukla birlikte yine hiç konforunu bozmuyor. Çok özür dilerim anneli e, gamsız ebeveyn çok fazla bulamadık. Görseller genellikle baba gamsızlıkları üzerine ama hayatta da çocuklar biraz daha babaya düşkün oluyorlar. Bu eğlence bu macera peşinde. Bakın burada görselimizi görelim. Yani burada beyefendi diyor ki çocuk benim değil mi? Severim de yalarım da kime ne? Hani şey gibi burada. İşte çocuğu haftada kaç kere yıkıyorsunuz? Ya biz yıkamıyoruz. tükürük antibakteri yermiş. Biz yalayarak temizliyoruz. Evde kedi var. O da yıllardır öyle yapıyor. Hani o rahatlıkla çocuğa ketçabı döküyor. Ben olsaydım gerçekten hani babayla büyük bir arızaya girmiştik zaten. Sonra eve gidilmişti. Bu çocuk yıkanmıştı, paklanmıştı. Ve alternatif gezdirme metotları üzerine hemen ben yeni opsiyonlar aramaya başlamıştım ama ne yemeği ertelemiş ne sandviçini boyutunu değerlendirmiş almış ketçap yarın öbür gün çocuk da ucundan tatmaya başlayacak diğer yaşıtlarından erken ketçabın tadını öğrenecek gamsız babasıyla birlikte keyifli seyahatlere devam edecek. Evet çocuk sahibi de olduk herkesin hayali nedir? Herkesin hayali bir küçük dükkanda bir mahalle esnaflığı yapabilmek ya da köye taşınıp işte kendi domatesini yetiştirmek, biberini yetiştirmek. Hepimizin kariyer hedeflerinin bir yerinde böyle bir hayal vardır. Esnaflığın da köyde bir çiftlik sahibi olmanın da en temel unsuru gamsız olmaktır. Çiftçi oldunuz. Her gün hava durumuna bakarak yatılır mı? Bu iklim değişikliğinin olduğu bir dönemde her gün yağmurlara dua de bu stres yaşanır mı? Bu gamla yaşanır mı? Üzüm kaç para olacak bilmeden üzüm yetiştirilir mi? Çiftçiliğin, köylülüğün tabiatında biraz gamsız olmak şart şart ama nefis bir örnek var elimizde. Çok keyifli bir video. Önce hep birlikte onu izleyelim sonra amcanın ermişliği üzerinden konuşuruz. Ya bırak bırak müdahale ettin mi düşer? Ah. Bırak bırak bir şey olmaz. Kendini kollar bırak. Işte, Aha işte abi. Yok 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 bir şey olmaz. Şefer, bir şey yok ya yok. bir şey olmaz kokuyor. Dur dur bir şey, şey olmaz. Bir şey olmaz, dur 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 dur, bir şey olmaz, dur dur. dur, dur. Hadi oğlum ha. Allah'ım sağ iman etsin ya. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Amca gülüyor fark ettiniz mi? Amca bir şey olmaz, bir şey olmaz deyip gülmeye devam ediyor. Yani bir laf var hani bizde cana geleceğine mala gelsin. Ya hem can hem mal yani. Amca bir şey Amca daha ne olabilir bir danaya? Hani bir dananın başına daha ne gelebilir? Yani uçuruma yuvarlanıyor hayvan. ha hani ben olsaydım hayvandan önce atmıştım kendimi tutayım diye. Amca bu rahatlıkla gerçekten ya yani son dalaylama kendisi ya aşmış bence kafasında harelerle geziyor haberi yok. Ve fark ettiniz bilmiyorum eşi teyze baştan çok panik böyle aman 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 gitti 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 havalarındayken amcanın rahatladıysa ha, hay Allah düş diye bağlıyor. Yani onu da kendi tarafına çekiyor bir şekilde ve hiç dert etmeden bir şekilde amca izliyor. Danaya ne oldu bilmiyoruz. Orası muğlak. Ama böyle bir ortamda sakin kalabilen bir insan bence uzun yaşar. Yani bence yüzyıllarca bile yaşayabilir amca. Çünkü hani bir çiftçi için bir bence daha öte bir durum yok. Cana geliyor, mala geliyor. Hani ve olay inanılmaz bir olay bu buluyor. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Bir şey olmaz yani insanların hayatı hep çok kolay geçer. Çok da rahat geçer. Ee, Bazen ama hani bazı durumlarda da bir şey olabilir ya bu kadar da rahat bu kadar da gams olur mu? Daha ne olabilir yani bir dana ne yapabilir en fazla? Hani dana evden kaçtı ve işte Almanya'ya iltica etti. Dananın başına ne gelebilir ki? Olabilecek en kötü şey olmuş zaten. Şimdi bir de esnaflıkta şöyle bir kural vardır. Esnaflık, esnafla düşünüyorsanız eğer çayla olan ilişkinizi gözden geçirmeniz lazım. Yani esnaf olacaksanız Günde minimum 10 bardak çayı tüketebiliyor olmanız lazım. Çünkü esnaflık raconu bunu gerektirir. Dükkana girene çay söyleyeceksiniz. Çay söylersiniz, siz içmezsiniz, ayıp olur. Birlikte oturacaksınız, karşılıklı o çayı içeceksiniz, muhabbet edeceksiniz. Bir tane daha ister misiniz diyeceksiniz. Esnaflığın temelinde çay vardır. Çay esnaflıkta kutsaldır. Bir çekmece dolusu çay fişleriniz olacak orada. Markalarınız olacak. Çaycıya onu vereceksiniz. İsmiyle tanıyor olacaksınız. Ona bağırmayı bileceksiniz. İşte esnaflıkta çayın önemini gösteren bir videomuz daha var. Hani çay keyfini esnaflıkta hiçbir şey bölemez. Farkında mısınız? Deprem oluyor şu anda. Görüntüde. Ve abi çayını aldı. Diğer arkadaş da çayı aldı. Bakın şimdi bir yudumda içecek çıkar çıkmaz. Bakın arkadaşlar içiyordu arkadan çayını. Yani burada bence şöyle bir diyalog dönüyor. Abi deprem oluyor. Bak büyük depremse elektrik gidebilir, gazı kesebilirler. Sonra bayağı bir süre çay demleyemeyebiliriz. Çayı alalım. Hani adamı 10 saniye içerse ne düşünmüş olabilir? Çayı alalım. Bir vukuat varsa da çay içerek seyrederiz. Bir daha demleyemezsek eğer ben başım başım tutar o çayı bir içeyim. Hani eğer siz işte ben kahveme süt tozu değil süt alayım varsa bir gazoz alırım hangi marka diyorsanız esnaf olamazsınız. Esnaflık çayla bir aşk ilişkisi yaşıyor olmayı gerektirir. Bir de işimizi sevme ile ilgili bir video izleteceğim size. Hani hep bir laf vardır işte yaptığınız işi sevin ya da sevdiğiniz işi yapın diye. Hani işi severseniz güzel iş çıkarırsınız ve insanda da şöyle bir psikoloji vardır. Hani işi seviyoruz diye işte bizi seviyor zannederiz mesela. Hani bu insanlar gamsız olurlar çünkü işten atılma gibi bir dertleri olmaz. Niye? O işi seviyor, işte onu seviyor. Niye bu ilişkiye bir son verilsin ki? Yani niye bir ayrılık yaşansın ki? O yüzden bu insanlar daha gamsız olurlar, daha rahat olurlar. Ama e, bu gamsızlığın fiziksel şeye dönüştüğü çok tatlı bir videomuz var. Şimdi de ona bakalım. <laughs> Yani siz şu evde yaşamak istemez misiniz? Yani bu neşeyle, bu gamsızlıkla ve bu danslarla yapılan bir evde oturmak istemez misiniz? Siz hani dramla dramla örülmüş tuğlalardan bir evde mi oturmayı tercih edersen? Ben olsaydım bu evi tercih ederdim. Hani harcı iyi karılmamış olabilir, tuğlalar birbirine tam oturmamış olabilir. Hani çatısı biraz eğri olabilir ama hani bu evde insan huzur bulur bence. Şu gamsızlıkla yapılan, bu eğlenceyle yapılan bir evde her yaşayan bence mutlu olur. Ve işte bu da yaptığınız işi sevmenin getirdiği harika bir gamsızlık örneği. Yaptığı işi sevenlerden bir de ben de şimdi yaptığım işi seviyorum. Ee, televizyon karşısında olan sanatçılar var. Onlar da yaptıkları işi seviyorlar. Ve aslında nasıl benim kendi bir dünyam varsa burada size internetten videolar izliyorum, işte Twitter'ları tarıyorum, Facebook'larda geziyorum. Ben size kendi dünyamdan içerik sunuyorum. İşte televizyona program yapan sanatçılar da kendi dünyalarına yaşıyorlar. Hani bazen o dış dünyayla bağlantı fazlasıyla kopabiliyor. Hani kendi dünyam neyse buraya gelen herkes de o dünyaya dahil olsun kafası var. Bundan yıllar yıllar önce kırılmış harika bir pot var. Ee, Seda Sayan'ı tanıyorsunuz. Ee, Seda Sayan'ın programındaki tarzını, işte Türkiye'nin en güvenilir insanı seçilmişti belli bir dönem biliyorsunuz. O güvenilirliği aldığı o... Ee, mahallede sanki komşusuyla konuşuyormuş gibi havasını buram buram bütün stüdyoya empoze ettiği bir programda harika bir potu vardı. Onu hatırlayalım şimdi hep birlikte. Alo. Merhaba. Aa, e, i̇yi günler diliyorum. Sizi kutluyorum yeni yayın hayatınızda. Tebrik Aa, ediyorum tekrar. Bir erkek bağlandı bak. Aa Mustafa. Alo. Yok ha al, sen Mustafa'nın. Alo. Nasıl. Efendim Mustafa'cığım. Evli misiniz? Evet, evet. Aa, evet evet dedi. Adam meraklı yani, seviyor evet, karısını. Evet. Karım nerede? <laughs> Yukarıda. Aa! Ay okuyamıyoruz buradan. Kim var biliyor musun abi? Kim? Abi bu monitörü çok uzak. Mustafa Sarıgül. Aa. <laughs> Aaa! herkesle zaten Merhaba. hani canımlı cicimli konuştuğu için ve herkesin kendi ilişkilerini merak ettiği için Mustafa Sarıgül'e sanırım hayatımda gelen en fantastik soruları sordu. Kız Mustafa, evli misin Mustafa'cığım? Mustafa, Mustafa Sarıgül'ün hani eşi dışında kaç kişiden Mustafa'cığım hitabı duyduğunu bilmiyorum. Kendisi için de bence bir ilkti bu program. Ama hani çok güzel, çok hiç de bozmuyor. Aa kimmiş ayol? Hani o rahatlıkla. Acaba diyorum hani siz de eğer bize böyle gaflar yaptırmak isterseniz telefon bağlantısı olsun isterseniz bir tweet atın ben olsaydım tv Biliyorsunuz Twitter adresimizi. Onun üzerine oturalım konuşalım. Ben bundan daha rezil durumlara imza atabilirim. Yani kendime o konuda güveniyorum. Hani insanları bu heyecanla canlı yayın heyecanla tanıyamayabilirim. Dediklerinizi bambaşka bir şekilde anlayabilirim. Ya da programdaki içeriği kaptırıp muhabbete dalabilirim. Çok güzel potlar kırabiliriz. Bununla ilgili düşünelim, değerlendirelim. Ben yorumlarınızı Twitter üzerinden bekliyorum. Bu hafta içi değerlendiririz. Hani bence bu ee, misbahlamaktan bir adım öte bir durumdu. Yine bir sanatçı gamsızlığı var. Sanatçıların biliyorsunuz şarkıcıların diyelim ya da e, gelir kaynakları konserler. Onlar daha ziyade işte konserlere çıkıp, belediye konserleri, toplu konserler. E, artık e, biz müzikleri, şarkıları internetten dinleyebildiğimiz için e, çok fazla kaset, albüm satışlarından bir gelirleri yok. Konser onlar için çok önemli. Ben en azından öyle sanıyordum. Harika bir e, gamsızlık örneği göstereceğiz şimdi size. Twitter üzerinden bir örnek. Yıldız Tilbe yazıyor. Diyor ki tweetinde. Evet cumartesi Sarıyer'de konserim varmış ben de gideceğim. Yani biz zaten gelmeme olasılığını ama hiç düşünmedik ki Yıldız Hanım. Yani ben olsaydım bu tweeti görünce eğer varsa Sarıyer'deki konsere bir planım. Hani hüzünle bir davetiyeme biletime bakardım. Hani bir, bir de B planı yapardım. Hani aynı insan şey de yapabilir mesela. Canım ben konsere geleceğim dedim de hava kapalı. Bir de arkadaşlar geldi, şimdi çıkasımız gelmedi. Hani bu rahatlıkta, bu gamsızlıkta bir insandan diğer hareketi de gayet rahat bekleyebilirim ben. Ee, bir de görünen o ki, şimdi bir tweet daha göstereceğim ben size. İlk programda da e, kendisine iki örnek almıştık. E, her duruma uygun e, Twitter üzerinde yaptığı bir takım, e, attığı tweetler, e, yazdığı şeyler var. Sanırım programımızın demirbaşlarından bir tanesi de Melih Gökçe'nin Twitter adresi olacak. Şimdi yine Melik Gökçek'ten bir tweet geliyor. Bir gamsızlık örneği. Melik Gökçek vakti zamanında şöyle bir karar veriyor. Diyor ki 500 bin takipçi ulaştığım gün Twitter'ı bırakacağım diyor. Sonra da bırakıyor ve diyor ki hemen ertesi gün 24 saat sonra dikkat ederseniz uzun süre tweet atmadım. Sözüm 500 bini bulduğum o gün içinde. Yani o güne mahsus bir gün içinde. Şimdi yeniden tevettere başlıyorum. Herkese selamlar diyor bu bence bir gamsızlık. Bu şöyle bir gamsızlık. Ya ben atayım yalanı sonra zaten ikna ederim ben o inananı. Hani bu nasıl böyle arkasını düşünmeden atılmış gamsız bir vaattir. Ve ben Melih Gökçe ye yerinde olsam hani bu bahaneye sığmazdım. Bu gamsızlığın ardından şu bahaneyle kurtarmaya çalışmazdım. Daha güzel bir bahane var. Bense Twitter'ı bırakacağım demiştim. Ben Tevetter'e başlıyorum. Çünkü ikisini farklı yazıyor. Melik Gökçek Twitter'a Tevetter Twitter, Twitter gibi farklı farklı isimler verebiliyor. O konuda da bir şekilde çevirip, evirip çevirip bambaşka bir e, yol bulabilirdi. Melik Gökçen'in Twitter üzerinde sanırım programda yaptığımız her başlığa uygun bir tweetini yakalayabileceğiz. Zaten her gün seri bir şekilde bunları bize yağdırıyor. Bir tane daha Twitter fenomeni e, siyasetçimiz vardı. E, Vali Mutlu'yu hatırlıyorsunuz. E, artık e, çok nostalji Oldu diyeceğim ama kendisi unutamıyoruz. Mesela kendisinin valinin yaptığı şehirde e, deniz yolla aynı hizaya geldi biliyorsunuz. Bu minibüsteki insanların ciddi bir can tehlikesi var. Yüzüyor gibiler zaten. Ve kendisi bakın yazılı las şivesi yapıyor. Yazılı yapıyor ama. Hani zaten en son Karadeniz fıkraları kitabı basılalı 25 sene oldu. Biz azalarak bıraktık yani bitirdik artık e, şiveyi. Hele yazılı şiveyi çoktan kaldırdık. Sarardı o kitapların sayfaları. Burada diyor ki ben şu an bunu şiveyle okumak istemiyorum. İsil diyorum biraz. Mini bir süre deniz seferlerini paşlatan ay cesur kaptanın temel reisi olduğu öğrenildi hayırlı yolculuklar. Bu görsel İstanbul'da çekiliyor, denizin kenarında çekiliyor. Valide bu tweet'i atıyor. Şimdi siz neden şikayet edeceksiniz bu gamsızlığın karşısında? Ya ben bakmaya doyamıyorum ve gerçekten hani hala baktığımda ben yürekten endişeleniyorum dolmuştakiler için. Vali şakasını yapıp çekildi o gün. Ee, bize de eğlenmesi düştü. Bize sirayet eden bu gamsızlık halde hani bu dünyanın gam yükünü çekiyoruz çekiyoruz. Aslında bu da bir gam yükü. Hani buna gülüp geçiyoruz ya İşte etrafta bu kadar çok malzeme olduğu için artık biz de alıştık böyle şeylere. Geçenlerde 10 gün önce bir büyük gamsızlık e, daha yaşadık. Ebola'yı biliyorsunuz. Ee, sürekli bir hastaneden haber geliyordu. İşte e, Haydarpaşa Hastanesi'nde Ebola vakası olabilir. Aa tamam tamam o sıtma çıktı. İşte Göztepe'de Ebola olabilir. Ay pardon Mers'miş. Sonra oh Mers'miş diyoruz. Mers'in ne bilmiyoruz. Sonra birisi diyor ooo Mers bayağı tehlikeliymiş. Aman diyoruz Mers bayağı tehlikeliymiş. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ve sonunda Temel Kotil şöyle bir açıklama yaptı. Hepimizi rahatlatmak için yaptı bu açıklamayı. İzleyelim önce yeni geldi Afrika'da. Sabah o bize birif verdi. Yani bu görüldüğü kadar böyle kötü bir şey değil. Tabii ki Allah göstermesin. Bulaşınca öldürüyor. Ama çok son aşamasında oluyor. Sayın Bakanım dediği gibi Afrika'dan gelenlerde, de havalanlarda kontrol yapılıyor. Uçakta tedbir var. İnşallah yani yakında. Aşamada, ilacı zaten bütün ağızda, kanserle son aşamasında öldürüyor. Hani Osman Durmuş hatırlar mısınız? En azından örneklendiriyordu. Şarbonlu zarf vardı mesela. Hani derdi böyle Osman Durmuş. Şarbonlu zarfı böyle açmayın derdi. Böyle azıcık uzakta tutacaksınız. Biraz bir silkeleyeceksiniz. Ondan sonra şöyle dikkatlice açacaksınız derdi. Ben olsaydım Temel Kotile'nin yerinde ben de biraz uygulamalı gösterirdim bu durumu. Mesela ne yapardım? Hani derdim Ebola öyle hemen gidip böyle öpmeyin milleti. Otobüslerde böyle fütursuzca değmeyin oralara. Olur, bulaşabilir. Ama yani bulaştıysa da dünyanın sonu değil. Hemen öldürmeye yani o an gitmiyorsun. Sürecin sonunda bir hafta on günü buluyor. O arada artık veda, vasiyet onları yaparsınız. Hani bu da çok inanılmaz gamsız bir e, açıklamaydı. E, bizim gamsızlığı ile e, devleti biraz daha böyle askeri rejime ayıran bir takım tavırlarıyla hatırladığımız... Ee, bir döneme damgasını varan Turgut Özal var bir de hatırlarsınız böyle eline çizgili şort tişört takımıyla asker selamlamıştı ee, ve hani ülkece yıllarca bu konuşulmuştu örnek gösterilmişti ikinci köprüyü açıyor Turgut Özal ve ikinci köprü açışında bakın nasıl bir tanıtım videosu hazırlıyorlar Semra Hanım'la birlikte bu taraf yapılmış Semra her taraf güzel imar edilmiş yollar, yapılar, şehrin şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii, bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim, sen rahat. zaten o köprüyü gamı derdi unutmak için yaptık diyor. Ve şöyle hak veriyorum ben burada. Ben olsaydım ben de bir kaset koy derdim. O köprüden geçerken hala çünkü manzaraya bakıp sevdiğimiz şarkıları dinliyoruz. Gamsız bir liderdi. Gamını dışarıya yansıtmayan bir liderdi diyelim. Vakti zamanın eskinin başbakanı, cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bir de gamsızlığın karizmatik olanı vardır. Karizmatik gamsızlık örnekleri göstermek istiyorum şimdi size. Mesela su bassa bulunduğunuz şehri ne yaparsınız? Bakınız burada su bastığında bunu karizmatik bir harekete çeviriyor hanımefendi. Almış bir şişme yatağını binmiş üzerine. Hani burada bu gamsızlığın inanılmaz bir karizması var. İşe gittiğinde soracaklar sen işe nasıl geldin? Valla ben deniz yatağıyla geldim 4 dakika sürüyor. Siz neyle geldiniz? Öbürleri 40 dakikadır yollarda perişan çünkü. Altında naylon torbayla almış iş giysilerini. İşte bu gamsızlığı karizmaya çevirme yolu. Bir de sporcuların gamsızlığını göstereceğim. Sahalarda görmek istediğimiz gamsızlık hareketleri. Verelim onda. da. Roberto Carlos'la Lincoln'un bir görseli var bizde. Bakın burada bir kavga çıkmış. Stat içerisinde bir gerilim yaşanıyor. İki takım birbirine girmiş. Ama Roberto Carlos'a omuz omuza vermişler. Abi ne yapıyorsun koştur koştur görüşemedik vallahi. He ya dalam şişti iyi misin şey iyi i̇yiydin ama ilk yarı vallahi iyiydin yakalayamadım. Ha hani ne kadar güzel bir şey ya sahada görmek istediğimiz gamsızlıklar. Ne diyorsun şey yapalım müdahale edelim mi ayıralım mı? Abi hakem gidiyor ya kasma yorulduk zaten. Hani öyle keyifliler ki bir dostluk var farklı takım formalarıyla işte karizmatik gamsızlık dediğimiz budur. Bir de size ee, çok karizmatik ama mutluluk aşılayan bir video göstermek istiyorum. Bunu sosyal medyadan bir arkadaşla aldık, Özgür Doğan'dan aldık ve bu haftanın konseptine çok güzel uydu. Bakın karizmaya bakın. Alabilecek miyim? <laughs> Burada ben olsaydım, ben olsaydım ellerime hohluyordum, telefon çekiyor mu diye kontrol ediyordum. Çünkü millerce yukarıdalar bakın gök görünmüyor. Hani bulutlar daha nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil. Bunlar dağcı ve büyük ihtimal geceyi orada geçirecekler. Asma bir salıncakta yarına sağ çıkıp çıkmayacakları belli değil. Ben olsaydım elim ayağıma dolaşmıştı. Sabaha kadar uykusuz bekliyordum ama adam don't worry be happy diye şarkı söyleyebiliyor. İşte gerçek gamsızlığın karizma şeklinde hayat bulmuş hali. Bir de size dünyanın en gamsız hayvanını anlatacağım. Süremiz azalıyor, hızlıca geçeceğim. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Bunu da Gökşen Şahinden öğrendik. Kakapo diye bir hayvan var. Uydurmuyoruz. Hayvanın adı Kakapo. Yeni Zelanda'da yaşıyor ve dünyanın en gamsız hayvanı. Neden dünyanın en gamsız hayvanı? Çünkü Kakapolar Yeni Zelanda'ya geldiklerinde Yeni Zelanda'da insanlar yokmuş. Avcılık yokmuş ve nasıl olsa avlanmıyorum ben diye kakapo'lar uçmaya uçmaya uçmayı unutmuş. Sonra kakapo'lar insanlar geldikten sonra dünyanın en kolay avı haline gelmişler. Patır 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 öldürülmüşler, nesilleri azalmış. İnsanlar belli bir alanı bunları ayırıp bunları çiftleştirmek istemişler. Kakapo'ların tek yaptığı şu olmuş. Erkek kuş bir yerde ötmüş, dişi kuş bir yerde ötmüş. O demiş çiftleşmeye hazırım. O demiş çiftleşmeye hazırım. Velakin gamsızlık hali üremek için o kadar yol gidemem ben deyip gitmemişler. Ve gerçekten insanlar ciddi bir çabayla özel ortamlarda bu kuşları üretmeye çalışıyorlar. Dünyanın en gamsız, en umursama hayvanı tembel değil. Bakın videoda da öyle hareketli kakapo. Hareket ediyor ama bir objektife, bir fotoğrafçı bile tepki vermiyor. Gamsızlık dediğimiz bu haftada talihsiz bir olay yaşadık. Yine bir maden kazası yaşadık. Bununla ilgili de inanılmaz gamsız açıklamalar vardı. Alsak buraya tüm programı bu açıklamalar üzerinden yapabilirdik. Ama e, şakası yapılacak, ben olsaydım mı bitecek bir durum değildi. Onu kendimize yakıştıramadık. O yüzden bakıyoruz, e, gamsızlıkta belli bir limit var. O limiti geçmemek gerekiyor. Biraz ağzımızdan çıkan davranışlarımıza da dikkat etmek gerekiyor. Her şey kafada bitiyor. Her şey çok dert edip kedere dönüştürüp kendinizi yıpratmayın. Ama aynı şekilde dünyaya da boş vermeyin. Her şey beyinde bitiyor. Beyin sizde, beynin yönetimi sizde ve beyin paralı değil, beyin bedava. Hatırlıyor musunuz bu videoyu? Onu da anmadan geçilmezdi. Gamsızlığın adeta bir sözlük karşılığı. İzleyebilir miyiz onu da? Nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabi ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı hepsini yaptım. Bu kadar. Evet bu gece rahat uyuyabilmek için size de beyin bedava diye düşünün. Her şeyi orada çözün. Atın içine halledin diyorum. Gamsızlıkla ilgili binlerce şarkı var, gamsız bela diye rapçiler var, e, bu dünyanın gam yükünü var. Ama biz içlerinden en sevdiğimiz bir tanesini size veda ediyoruz. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere. ben şimdi orada ya olsaydım Ben, şimdi ben. yok, yok ben. Ben orada olsam. olsam orada olsam, ben. Ben. O, ben olsaydım. Ben olsaydım şimdi.